Hoş geldiniz sevgili gençler. Sosyal bilgiler kitabımızın 81, 83 ve 85. sayfalardaki afetler ve çevre sorunları ile ilgili etkinliklerimizin çözümlerini sizlere sunacağız. Zaten kısa etkinlikler, cevaplar da çok uzun değil arkadaşlar. Hızlıca yapıp geçelim. Tabii abone olup WhatsApp gruplarında paylaşıyorsunuz. Bu videonun altındaki diğer kitap çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı sorularına da bir göz atıyorsunuz. Bu videonun altındaki linkte bu var hepsi arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz, çevrenizde hangi doğal afetler yaşanıyor? Söyleyiniz. Bir, Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için, Akdeniz bölgesinde, Adana'da yaşadığımız için en çok Adana'da sel ve deprem. Deprem bölgesi biliyorsunuz, deprem oluyor arkadaşlar. Deprem ve sel söz konusu. Siz hangi bölgede, hangi şehirde yaşıyorsanız ona göre yazarsınız. Karadeniz'deyseniz mesela heyelan ve sel yazarsınız. Karadeniz'de çığ yazarsınız. İç Anadolu'daysanız çığ yazarsınız. Akdeniz bölgesini, Ege bölgesindeyseniz mesela sel ve deprem yazarsınız. Bu tür şeyler yazabilirsiniz. Geçelim. Burada bir görsel var arkadaşlar. Görsel nedir? Şuradaki, evet, susuzluktan çatlamış olan topraklar görüyorsunuz. Evet, susuzluktan çatlamış olan toprakları soruyor. Yukarıda okuduğunuz haber başlıklarında söz edilen afetlerin bu yerlerde meydana gelmesi sizce bir rastlantı mıdır? Nedenini tartışınız diyor. Sizce bir rastlantı olabilir mi bu kuraklıklar, doğal felaketleri, çevre felaketleri? Hayır, rastlantı değildir dedik. Zaten doğal afetler olur fakat yıkıcı olmasının önünde daha sağlam ve yapıya uygun alanlarda konut inşaatlarının yapılmalı. Evet, konutlarımızı, evlerimizi sağlam yapmalıyız. Yangınlarda ise yangına sebep olacak her tehlikenin önüne geçmeliyiz. Sel ve heyelanlarda ise dere yatağına yakın ya da onu kapatacak şekilde yapılardan uzak durmalıyız. Burada da görüldüğü gibi suları boşu boşuna harcamamalıyız değil mi? Sularımızı dikkatli kullanmalıyız. Bu da bir çevre felaketidir arkadaşlar. Doğal afetler olur ama yıkıcı olmasının önünde sağlam yapıya sahip şeyler olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Evet, siz videoyu durdurup yazın. Ben bir sonraki etkinliğe gidiyorum. 83. sayfaya gidiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yangın var. Burada deprem olmuş. Burada ise fay hatları, yani daha çok depremin olabileceği yerler kırmızı ile boyanmış. Az riskli yerler sarı. Risk olmayan yerler ise beyaz arkadaşlar. Harita, bu deprem risk haritasıdır. Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Deprem riskinin en fazla veya en az olduğu yerleri sizin yaşadığınız yerin risk durumunu söyleyiniz diyor. En fazla olduğu yerler gördüğünüz gibi şu kırmızı yerler arkadaşlar. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Şurası da Karadeniz bölgesinde uzanan, Karadeniz'i paralel izleyen bir fay hattıdır. Şurası ise Ege'dir. En fazla neredeymiş arkadaşlar? En fazla olduğu yerler gördüğünüz gibi şurası Marmara. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesi. Şurası Doğu Karadeniz'dir biliyorsunuz. Bakın şuralar Doğu Karadeniz. Bazı yerler, en az olan yerler ise İç Anadolu, Akdeniz ve bakın en az olan yerler şurası, Konya çevresi, şurası, en az olan yerler şuralar arkadaşlar. En çok olan yerler kırmızı, evet, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin bazı yerleri. Akdeniz bölgesindeyim, evet, biz Akdeniz bölgesindeyiz, Adana'dayız. En riskli yer, Akdeniz bölgesinin en riskli yeri neresidir? Hatay, gördüğünüz gibi şurası Hatay arkadaşlar. Akdeniz bölgesinin en riskli yeri Hatay'dır. Eğer siz de Ege'deyseniz, Ege'nin en riskli yeri mesela neresidir? İzmir'dir yazabilirsiniz. Doğu Anadolu'daysanız en riskli yeri neresidir? Erzurum'dur. Bunları yazabilirsiniz sevgili gençler. Evet, geçelim 84'ü. Siz durdurup yazıyorsunuz. Ben geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimiz. Burada çevre kirliliği var gördüğünüz gibi. Araba dumanları. Burada çevreye çöp atılmış. Gördüğünüz gibi bir felaket. Burada ise ne var? Çığ. Gördüğünüz gibi çığ geliyor. Çevre yakıp yırtmış ortalığı arkadaşlar. Ne diyor? Bak, yaşadığınız yerde en çok görülen afetler. Biz Akdeniz bölgesinde, Adana'da deprem ve sel görülür arkadaşlar. Depremde riskli bölgeler olmasına, sel ise su kanallarının dere yataklarına düzenli olarak kontrol edilmemesinden kaynaklanır. Yaşadığınız yerde görülen çevre sorunları, evet, trafik, yol, su ve imar, yani binaların yapımı gerçekten Akdeniz, Adana'da büyük sorun. Bunun nedenleri ne? Hızla gelişen büyüyen şehir, evet, aşırı nüfus alır Adana. Belediyelerin gerekli hassasiyeti göstermeyip bu konularda yeterince çalışmalar yapılamaması ya da güçlerinin yetmemesi diyebiliriz. Evet, videomuza burada son verelim. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızın bütün etkinlikleri, bütün konu değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Ünite değerlendirmeleri, yazılı sorularını hazırladık. Yazılı sorular yine bu videonun altında olacak. Hepsini yayınlayacağız. Siz de 100 alacaksınız, başarılı olacaksınız. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.